Baylar bayanlar, Warhammer 3'e tekrar hoş geldiniz. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videoyu çok bakamadım sesim iyi mi diye. Ama bağırmadığım sürece çok şey yapmıyor, kafa ütülemiyor gibi geldi bana. Ya siz bana bildirirsiniz zaten yorumlardan sesim çok azsa ya da çoksa. Ya bu noktadan sonra bilmiyorum. O kadar yabancı değiliz yani. Böyle şeyleri söyleyebilirsiniz bana yorumlarda. Abi kulağım yırtıldı falan diye. Oyuna kaldığımız yerden devam edelim. En son şöyle bir ikilemde kalmıştık. Burayı kuşatmışlardı. Bizim Zamdilla, General Zamdilla'yı bu ordu kuşattı. Bu ordu da desteğe geldi. Ancak getirdikleri birliğe bak. Cehennem demir yeminlisi getirmişler. Bayağı sıkıntılı bir ordu. Burada tüfekçiler var, bir yüce boğa var. O kadar da kötü değil bu. Ama bu çok tehlikeli bu birlik. Şimdi iki opsiyonumuz var. Bu ordu kayba uğrayacak. Yani bu orduyu burada daha çok tutmanın bir anlamı yok. Bizim onlara saldırmamız her zaman daha mantıklı. Ama garnizon da pek yok. Yani elimizdeki tüm birlikler bunlar. Ha, ya öyle yapacağız ya da bir tur daha bekleyeceğiz. Ve İmrik'in gelmesini bekleyeceğiz. Ki İmrik de san... Oğlum niye takılıyor lan bu kadar? Çıldıracağım ya. İmrik de anca bir, iki turda anca gelir. Hani Zamdilla'yı yok ederler. O yüzden ben saldırmayı seçeceğim Zamdilla'yla. Çünkü güçler, güç dengesine bakarsanız... Onların bir tık daha üstün olduğunu görebilirsiniz. Ha belki şöyle bir şey yapabilirim diyecektim. Ama burada da hiçbir şey kalmamış. Ay yok, yanlış şeye bastım bence ben. Ha, namlu alayı neden yetiştiremiyorum ben şu an? Niye öyle bir şey yok? Kuşatma altında olduğum için mi? Sanırım. Neyse biz yani dalacağız. Zamdilla kazanır kazanmaz bilmiyorum, bakacağız. İmrik onun işini... Onun yarım kalan işini bitirir zaten. Umalım da Zamdilla ölmesin. Cesurca yenilgi diyor oyun. Bakacağız. Bunları zaten saymayın. Biz hemen şu birliği yok etmeye ne getirmiş? Baksana abi, ateş gür kılıçları getirmiş ya. Deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü zaten onlar benim ikinci ordum gelmeden saldıracak bana. Tek farkı bir tur daha beklersek daha da çok adam kaybetmiş olacağız. Onda pek bir anlamı yok zaten. Onlara 700 kişi destek geliyor. Aslında gelmese alma şansımız var yani, gayet var. Çünkü bayağı güzel birliklerimiz var. Şunlar sıkıntı. Bunlar mesela deniz muhafızı olsaydı çok farklı bir şey olabilirdi. Okçular boş iş biraz. Elfler de bence. Okçuların yerine deniz muhafızı, tamam belki 30 adam daha eksik oluyor. Destekleri oradan gelecek. Bizim desteğimiz nereden geliyor? Zaten gerçi. Direkt böyle başlıyoruz, tamam. Tabii böyle bir şey yok yani, böyle bir şey olmayacak. Çünkü bunların ne yapacağını biliyoruz bu arada. Cücelerin nasıl bir şey yaptığını biliyoruz hepimiz. Bunlar... bomba yağdırmayı sevdiği için birlikleri çok da bir araya koymamak gerekiyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Araları, gapleri böyle kapatacağız. Maksat biri geçemesin yani. Çok bir anlamı yok bunların. Maksat biri geldiğinde bunlara takılsınlar. Arkalarına okçuları yayacağız. Yani küçük okçu birliği var şurada. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve şöyle yapalım. Ya şimdi tabii maç başlayınca etrafımızdan gayet de rahat dolaşabilecekler. Ya ben üzülürsem şu iki kartala üzüleceğim. Çok seviyorum bu kartalları. Hayvanları da çok seviyorum. Yani olan onlara olacak yine. Onlara en son şu boğayla kapıştırmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Bakacağız. Onlar şimdilik burada dursun. Güzel bir mesafede.
Ha bu arada Zamdilla da atmacaya biniyor. He. Tamam o zaman bu üçüyle direkt buna dalarız. Ama o da kolay kolay ölmez. Bakayım ne diyor onun için? Yarı yarıya orta tehdit yaratıyor. Bunun için büyük bir tehdit bu. Boğa için ne diyor? Bu ne lan? Boğa mı bu? Aynen. Oha kaç tane boğa git? Ha bir tane. Boğa büyük tehdit, yüksek tehdit bizim atmacalar için. Aslında atmacalar herkese dalabiliyor bak. Hepsi düşük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca mı? Kartal mı bunlar? Bizim uçan birliklerimiz için. O yüzden belki de tutarım onları. Sonradan katarım işin içine. Hiç belli olmaz. Ha deniz muhafızları birliklerimiz de var. Şöyle atalım bunları o zaman. Dur. Abi şunu bir sal. O okçuların yanına salacağım bunları. Bunu da buraya sal. Yok kalsın o. Dur vazgeçtim. Bunu buraya alacağım. Olur da yandan saldırırlarsa diye. Bunu buraya koydum. Bunu da şöyle koyalım. Hatta yok. Bunu biraz ayrı koyalım da dediğim gibi bombalama yaparlarsa. Bir de atlılarımız var. Bunlar istediğimiz yerde spawnlayabiliyor. Bunları bence şimdilik burada tutalım. Saklanabiliyorlar zaten. Herkese aldık mı? Bir birliğim daha kalmış. Aa, bunlar şey daha güçlü. Şöyle koyalım bunları da. Bunlar bekleyecek mi? Beklemeyecek desteği. Bu bizim için daha iyi. Dediğim gibi. Ya da bekleyecekler belki de bilmiyorum. Ha burayı geçmeme mi bekleyecekler benim? Yok efendim. Aynen. Ben bunu düşünemedim ya. Görmedim bile bunu. Destek birliklerini bekleyecekler. Şimdi biz gideceğiz. İçimizden geçecekler. Neyse yürüyün abi. Yapacak bir şey yok. Bir deneyeceğim olmadı yeniden yaparız. Bizi şuraya alayım. Şöyle. Tüfekçilerine yem olduk burada aslında biraz. Gerçi bakayım. Okçuları var. Tüfekçileri nerede? Tüfekçiler nerede? Ormanda bence burada. Aynen. Biz o suyu geçeceğiz mecbur. Sıkıştıracaklar bizi. Yapacak bir şey yok. Biraz acele edelim. Gerildim çünkü iyice. Al başlıyor bile. Anasını belledi. Allah'tan tam tutturamadı. Bekçilerin öyle bir koyması lazım ki bize karşı böyle. Abi nereye gidiyorsunuz yavaş? Okçulara vurun. Yardıma git. Başlattık. Arkalayacağız şimdi bunları. Sen nesin ya? Gel buraya. Şaka mı yapıyorsun? En iyi birliğim geride kalmış. Ya bir dalmayı deneyin. Zandilla ile beraber. Yok. Bakayım. İnşallah ölmez kartallarım. 3 kişi dalıyorlar abi. Siz de boğaya dalın. Boğayı erkenden bitirebilirsek çok iyi olur. Şuraya alacağım sizi. Sizi de şuraya alacağım. Destek lazım buraya. Abi ne oluyor ya? Bak yine yanlış tuşa bastım. Dal dal. Kaçıyorlar. Ama bizimkiler de kaçıyor. Çok değişik bir şey. Anana uğradığına ne oluyor ya? Bunları vuruyorlarmış. Neyse arkalarını döndüler bize. Bu bir fırsat. Aynen. Çok güzel. Bu onları oyalar. Sıkıştır şimdi onları. Ay ananız. Şimdi. Abi ne yapıyorsun buraya? Çıldırtacak mısın beni?
Lan dal şuraya dal Allah'ın belası. Okçular kime sıkıyor şu an? Abi tüfekçileri vursaydınız keşke. Keşke. Aa, burada ne oluyor ya? Ortam karışmış ya. Ortalık fena karışmış burada. Şuraya acil destek alalım. Öbür birlikler nerede? Oradan gelecek onlar. Geldi mızrak desteği. Bunlar büyük tehlikeli oluşturuyor bunlar için. Bunların etrafını sarmışlar ya. O hiç enteresan olmadı. Buraya alayım. Aga hala bizim kartallardan biri öldü sanırım. Şu mızrakçıları da alacağım. Buraya vereceğim. Bizi kemiriyorlar sanırım. Bir tık kemirildik. Buradan geldi bir destek. Şunlara bir dalın yanından. Tüfekçileri orada bizi obliterate yaptı ya. Yok etti ya. Bak artık öleceğim mi be? Şimdi kartallardan biri öldü sanırım. Yok, ikisi de burada da. Güzel. Şuna da alıyorsunuz. Öldü mü can? Anlamadım ki o canı mı ne o? Yok abi, bizim içinden geçti bizimkilerin. Anasını belledi. Aa, bunlara spell atmış. Bunlar hareket edemiyor mu? Yani öyle bir spell de vardı çünkü bir ara. Hiç sarmıyor. 4 okçuyu topla, şunları vurmaya bak. Yapacak bir şey yok. Etkilemiyor ki abi adamları. Zırha bak. Oha, koca birlik. He, diyecektim kaçıyor mu? Siz bir hareket etseydiniz belki böyle şeyler olmazdı gençler. 2 saattir mal mal bakıyorsunuz. Ha, genel bu ölmez abi, ölümsüz bu. Ölümsüz bildiğin. Kanka alın şunu artık ya. Biz ikiniz şunu alın. Neyi bekliyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim ya. Tamam, onu bitirmiş bizim okçular. Alay bozanlar buraya gelmiş. Lol. Ne alaka abi? Bizim okçuların içinden geçecekler. Deniz muhafızı olsalardı işte, bak bir daha diyorum. Deniz muhafızı olsaydı okçular onların hakkından gelebilirdi. Bunlar kaçıyor bu arada. Kalkanlı deniz muhafızı olacaktı orada. Yok abi, bunu alma ihtimalimiz yok ama ordusunun bayağı bir zarar verdik ordusuna. Benim şu an tek amacım Zandila'nın ölmemiş, yani umudum Zandila'nın ölmemiş olması. Zandila öldüyse işimiz çünkü zor. Zandila 900 kayıp vermiş. Aynısını da o vermiş ama. Bilmiyorum, göreceğiz. Öldü mü, yaralandı mı? Okçularımız çok iyi iş yapmış. Mızrakçılarımız ya, level 1 mızrakçı abi, ne bekliyorsun yani? Bak, ben bir hata yapıyorum hep bu oyunda. Hani bunun daha yeni farkına varıyorum. Farkına varsam da bir şey yapmıyorum bu konu hakkında. Onu da bilmiyorum neden. Ama bak, oyunda ilk başta tamam, çok ordu basmak mantıklı. Hani sağ sol her yere kolun yetiyor. Ama şey yapamıyorsun. Nasıl desem? Mavengrim Angrimas Multaş. Şey yapamıyorsun. Binalarını yüksek seviye yapıp make haste aso. Princess of the Asu. Daha yüksek seviyede şeyler basamıyorsun. Birlikler falan yani böyle. Mesela 4 tane ordun olur. Seviye 1 mızrakçıdan olur. 2 tane ordun olur. Ama daha yüksek, daha kaliteli bir orduya sahip olursun. Yani bizimki de o mantık. Bunların eline kalmış. Alay bozanlardan biraz var.
Asıl güçleri ellerinde. Şu asıl güçleri şu zaten. Ha, bizim bir şansımız yok burada. Katı yenilgi çok doğru bir terim yani, kullanılmış bir terim. Yapacak bir şey yok da. Ya biz gene olabildiğince zarar vereceğiz buna. Okçulara yayacağız arkaya. Olduğu kadar, olmadığı kadar arkadaşlar. Bu taraflarını bunlar korusun. Bu taraflarını bunlar korusun. Kartalım geride dursun. Prensesle beraber. Bu ne yapıyor? Hedef saklanmış. Yan saldırırken etki. He, saklanabiliyor. Deli cesareti iksiri diyor. Saklanacak bir yeri yok ki bunun, var mı? Olsa yandan yollayacağım bunu. Bu ikisini yandan böyle çağıracağım. Şey, air support gibi. Artık canları zaten bir gram kalmış. Dalacaklar. İyi, buraya saklayayım ben bunları. Saklanabiliyorlar mı? Yok. İndirmem lazım sanırım. Yine saklanamıyorlar. Yok abi gene. E nereye saklanacaksın o zaman sen? Boş işler ya. Siz geleceğiniz, bir de ben mi geleceğim pezevenk? Destek birliğini bekleyecek. Beklesin abi, çok da umurumda. Ben şu an gitsem oraya suicide. Hiçbir anlamı yok. Ya bunları alma imkanım zaten, hani bu kadar zırhlı olmasa piyadesi belki alırdım. Ama şurada kalmış elimde 80, 120, 150 tane piyade. Bunları hayatta alamaz yani. Oklayabilirdik bir çoğunu ama alay bozanları da bizi parçalayacaktı. Zaten bu pezevenk ölmüyor bir kere. Oradan kaybediyoruz. Şimdi gelecekler. Gelsinler abi. Form up yapıp gelecekler. Gelsin, ben bunların imrikle içinden geçeceğim. Şu kül Drazgot'u öldürebilirsek imrik ile. Abi bir de beni mi bekleyecekler? Yemin ediyorum çıkarım. Yemin ediyorum kapatırım oyunu. Yemin billah kapatırım bak. Ulan amına koyayım, hem bana saldırıyorsunuz hem bir de beni mi bekliyorsunuz? Ne muhabbeti bu abi? Aga yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hiç kusura bakma. Böyle bir şey yok paşam. Bakayım nerede save aldı. Bu ne dangalaklık oğlum? Salağa bak. Hem bana saldırıyor bir de benim gitmemi bekliyor ayağına. He anasını satayım. Zaten 5 katı kalabalık gelmişsin. Bir de dağın yamacına götüne koyup beni mi bekleyeceksin? Şerefsize bak ya. Omurgasız. Ha gayret. Burada bizim birlikler toparlama peşinde. Ha şu an müttefik yetiştirebiliyoruz. Ne alakaysa. Ha şey altında değil miyiz? Yo. Anlamadım ki. Hiçbir şey anlamadım. Bir şey anladıysam Arap olayım. Hiçbir şey anlamadım. Of. Niye ki dur? Ha global mi o, pardon. Belki saldırmaz diyeceğim de rüyamızda abi. Tamam, şimdi gene aynı şeyi yapacağız. Duru sonlandıracağız. Şimdi gene saldıracak büyük ihtimalle, aynen. Abi ben bununla uğraşmam yani. Hiç zarar veremiyoruz ona, ben ona sinir oluyorum. Böyle yaparsam hiç zarar vermiyor ona. Ayval bayağı vermiş, vermiş, vermiş. Anasını bellemiş. Abi anasını bellemiş. Yok olmuş lan ordusu. Güzel. Güzel. Beklediğimden daha iyi oldu. Çok güzel. Azamdil'e öldü mü bilmiyorum. Umarım atlatmıştır o şeyi. Yine orada her zaman basılır abi, canım sağ olsun. Oyunun en
zorlu fraksiyonlarından biriyle kapışıyoruz. Abi Zandilla şehit oldu ya. Of. Abi Zandilla için F ya. F in the chat. Zandilla'yı severdik ya. Forvet isimli general. Seni unutmayacağız. Senin de ben kalıbına... Ne yapıyorsun? Neyin peşinde sen? Burayı mı kuşatıyorsun? Ne yapıyorsun? Al artık şurayı. Tamam aldın. Talan et. Al, devam et hadi. İşgal et. Alacağız abi biz burayı. İstediğiniz kadar ağlayın. Yalnız şimdi bizim var ya ufaktan... Ufaktan ilerlememiz lazım aslında, biliyorsunuz değil mi? Nereye kadar gidebiliyorsun? Dünyanın öbür ucuna mı gidebiliyorsun? Anlamadım ki. Nereye kadar gidebiliyorsun? Hiçbir bokuma gidemiyorsun. Otur geri. Yapacak bir şey yok. Bunlar kaçmış zaten. Ha, burayı almamışlar bile. Burayı almamışlar bile. Açıyorlar çünkü toparlanmaları gerekiyor. O zaman Zandilla'nın ölümünü şimdilik şey yapamayacağız. Öcünü alamayacağız. Abi çok iyi para kazanıyoruz ama at this point. Yani bu demek oluyor ki buradaki orduyu köpek gibi büyütebiliriz. Zaten şunları bir kovuyoruz, bu boş iş. Bunlar da boş iş, yemin ederim boş iş. Hiçbir işe yaramıyorlar. Yani ben bu böyle bir kompozisyonda bir işe yaramıyorlar arkadaşlar. Yani linçlemeyin beni ama. Bak 120 tane mızrakçı yerine 90 tane deniz muhafızı basıyorsun. Tamam mı? Bari ok da atabiliyorlar, kapışabiliyorlar da. Bu ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaptı. 9, 10. Şimdilik bu kadar. Parayı bitirdik anasını satayım. Başka bir ordum daha vardı benim değil mi? Şu tarafta. Buradan geliyor. Full stack ananın gözü. Abi bunu hayatta durduramayız bak. Hayatta durduramayız. Buranın zaten kendini toparlama ihtimali de yok. Gördüğünüz gibi gerizekalı gibi bir toparlayamadı. Hesapta düşüyor yozlaşma da ben de anlamadım nasıl bir mantık. Hesapta düşüyor yozlaşma. Aa, buraya başka zaman. Bu orduyu ben buradan direkt sileyim bak. Direkt sileyim, daha fazla para kazanalım. Beni dinleyin. Al, 6K kazanıyoruz abi. Burayı boş ver, burası düşecek. Yapacak bir şey yok. Orası düşecek. Ama şu an çok kaliteli birlikler basabiliriz. Bunların değişmesi gerekiyor aslında, acil. Vagraz. Toplama hızına bak pezevengin. Hatta ben şu an bir ordu daha basabilirim ya. Nerede basalım? Nerede bina var askeri? Burada hiçbir bok yok. Hiçbir yere askeri bina basmamışım. Lord yetiştir. Prenses olacak. Prens mi yetiştireyim bu sefer? Sapa sağlam. Güçlü iradeli. %5'lik bonus ne ya? Ya bu ne abi ya? Şunun verdiği bonusa bak, öbürünün verdiği bonusa bak. Şuna bak, menzille menzin gücüne bak abi. Güçsüz. Bu bok yemiş, bu ödlek. Menzil gücüyle menzile daha şey. 10 numara okçu. Şimdi 1, 2, ananı ya, para bitti. Neyse. Şimdi cüceler hiç beklemediği bir adam kaybına uğradı sanırım orada. Zandilla öldü belki ama çok büyük bir darbe vurdu onlara. Ne oluyor lan? Oy, ticaret anlaşması olur ya. Katepçim. Niye olmasın kardeşim, olur. Sıkıntı yok. Oyun şu an 4 FPS. Siz görmüyorsunuz ama şu an 10. Aa, bu arada ben tören basabiliyordum değil mi? Dur bakayım. Ne oluyor oğlum ya?
Dur. Sarayda entrika. Kılıç yok. Tören var. Yıpranmaya bağışıklık. Basıyorum. Tamam mı? Onu bastık. Yani şu an başka bir şey basamıyorum. Bağışıklık bastım çünkü bunun bir kaybı olmayacak artık. Buradan hızlı hızlı yürürken. Yani böyle hemen buraya gelebilecek. Aslında burayı alsam da olurdu. Neyse, olsun. Askeri bina var mı burada? Çok yok öyle. Şam yok bir şey. Karahisar'ı alabilirsek bunların belini kırarız. Harbi diyorum bak. Bu da bir şeyler yapacak ama ona sonra bakacağız. Canım sen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane falan basacağım bunlardan. Hatta neredeyse bütün orduyu böyle basacağım. Merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Manyak bir şey olacak gibi geliyor bana. Aynen böyle yapalım. Sen de bir istersen bir kamp kur. Kampta bas. Aynen, hem şu askerlerin toparlasın. İki ordu burada hazırlıyoruz ama onlar da bir hazırlık içinde. Yukarıdan bastırıyoruz. Göreceğiz. Buradan geçeceğiz karşıya. Ama iki orduyla sıkıştırırlarsa bizi bayağı sıkıntı olur. Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Nüfus, bak bunu ne zaman görsem, nüfus kazanıldı diyor ya. Bunu ne zaman görsem böyle ya biri ölüyor. Ya bir bir şeyin boku çıkıyor yani. Oy dur bir. Çek şunu. Bu ne kazandırıyor bana? İlim ustası. Kılıç ustası. Bunu basmamız gerekiyor. Acil. Seri. Bunları da basabilirsek aslında işe yarar. Savaş. Ya Siri kes ya. Abi burada ne oluyor? He. Bunlar şey yapıyor. Tamam, buraya bir askeri ayda varmış zaten. Başka da bir şeye param yok zaten. Ne istiyorsunuz benden? İmrik toplanmış gibi. Hazır, hiçbir şey hissetmiyor İmrik şu an. Bunlara yardıralım. Yardıralım. Şuralara bir alalım bak. Şuraya bir tak diye bir tane geçirelim. Hazır bir yıpranmamız yok. Ha, bunlar buraya kaçmış. Ordu basıyor. İki ordu basıyor. Yok, tek ordu basıyor. İki boğa basmış. Bir şeyler basmaya çalışıyor. Bunu 3 orduyla buradan jumplersek. Bunu buradan 3 orduyla jumplersek. Bunun var ya anasını, amel defterini kapatırız. Ne oluyor lan? Kıl payı zafer verdi oyun bize. Abi bana saldırdı bile. E tamam, alırım ben o kıl payı zaferi, hiç uğraşmam. Bay bay abi, kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak. Anana da selam söyle. Bu Zamdilla içinde. Sizi bir de köle yapayım da. Bitti abi. Siz bittiniz. Son ordusuyla saldırdı bana. Bitti. Ben bunun şimdi içinden geçeceğim. Bütün şehirlerini takır takır alacağız şimdi. Bu yeni bir ordu toplayamadan buraları biz alacağız. Bu yozlaşmayı düşüreceğiz. Gücümüze güç katacağız arkadaşlar. Öldü lan. Güneş ejderhası kazanmış bu da. Aha kılıç gitti. Tamam şimdi burayı bir alıyoruz. İyi izleyin. Otomatik. Aslında bize saldırması çok taktiksel. O 6K. Çok taktiksel bir yanlıştı. Ama neden yaptı bilmiyorum. Bence başka bir şans olmadığını anladı. Aslında orada defans çekseydi daha mantıklıydı. Yani 2-3 orduya karşı bile dayanabilirdi bence. Biraz saçma salak bir hareket yaptı. Biz buraları alalım. Aa, zaten yokmuş başka toprağı. Bu taraflarda var. O zaman şöyle yapacağım ben. Hiç uğraşmayacağım. Bu orduyu yollayacağım bile. Bu ordunun da işleri hızlansın.
Şimdi geri ordu basmam lazım çünkü dünyada şeyim düştü. Güç sıralamam düştü. Orduları yok ettim ya. Ona da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlarla bir muhabbetim olabilir mi benim? Olabilir. Para ver. Tamam. Çinlilerle muhabbetimiz var. Bakayım abi. Bunlarla bir savunma ittifakımız olabiliyor. Olur mu olur. Para da ver. Tamam. Zaten paran yokmuş pis fakir. Bakayım. O zaten götü sıkışmasa beni aramazdı. Yalnız bu hala anlaşma yanlısı değil. Halbuki bitti abi baksana. Hiçbir şansı yok yani. Ya ordu basamaz mı? Basar. Ama Karahisar'ı alırsam elinden. Elinin körünü basar. Hiçbir şey basamaz. Çünkü Karahisar seviye 5 zaten. Çok iyi olur aslında burayı almamız. Çünkü seviye 5 bir mekanımız olur. Bununla buranın şeyi nasıl? Orada alabilir mi orayı? Ben yolladım bunları ama alır herhalde ya. İnşallah alır. Karakol. Yüksek seri. Artık çok büyük değil. Daha kaliteli ordular basacağım. Yani büyük ordular da sayı olarak çok değil. Ama daha kaliteli ordu basmaya çalışacağım. Çünkü İmrik bak gerçi çok kalabalık değillerdi ama içinden geçti adamların. Odamda bir sıcak var ya. Halbuki hava da o kadar sıcak değil yani. 24-25 derece. Hani öyle ölümcül bir sıcak değil. Ama kaldırmıyor. Karakol inşaatını basmış kral. Konvoy geldi. Topraklarınıza kaos hücrelerine ait bir konvoy keşfettiniz. Abi, Elektra geri geldi lan. Abi ben bunu öldü biliyordum. Biz bunun cenazesine gittik. Ölmedi mi oğlum bu savaş alanında? Elektram ya. Ha yok o ölen Zamdila'ydı. Aa ne kadar ayıp. Zamdila'yı nasıl unuttum. Yok bu Elektra'yı ben kovdum. Ama ismi tanıdık geldi diye bir an heyecan yaptım. Of ya Zamdila. Harbiden de cenazesine gittik yani. Abi bak şöyle yapalım. Burada başka topraklar var mı bunun? Yok buralar başka birinin. Kimin burası? Kaos cüceleri. O başka kaos cücesi. O onun kuzeni falan herhalde. Şimdi biz şöyle bir ilerleyeceğiz. Burası bok yiyebilir. Sen saldırabilecek misin oraya? Sanmıyorum. Ha ordu basmaya deniyor gene. Bunlar çok bir şey yapamadan saldırmam lazım. Hatta sana şöyle yapalım. Ya niye basamıyor? Ha, belirli bir turdan sonra, 5 tur sonra tekrar basabilecek. Paramız çok iyi şu an. Yemin ederim çok iyi. Şehirlerimizi bir upgrade'liyoruz. Bu ne veriyor? Para. Bir saniye bu arada. Vorak Kalesi'ne. Kaleye bunu basmayacağım. Üçüncü seviye. Şuraya bir yere de basarız onu. Zaten bir arkadaş demişti onu. Bunu niye buraya bastın abi diye. Harbiden de çok mantıklı bir şey dedi. Ben orada bayağı bir saçma bir şey yaptım. Şimdi bu niye burada mesela? Bunu bir yık. Bunun yerine bunu basarız. Bunu da yık. Bunların yerini değiştireceğiz. Burada ne basabiliyoruz? Yozlaşma düşürüyor. Of. Buradan savaş makineleri geliyor. Ejderha basabiliriz aslında var ya. Bas baba. Şu binaların hepsini basalım buraya. Burası bizim main kampımız olduğu için. Şimdi o kadar çok mekan var ki aslında. Burayı da bir büyütelim. Orada Skaven var biliyorum ama. Yapacak bir şey yok. Dur. Pig Barter'ı büyüteceğim. Başkent olduğu için. Kasabaları, burayı, gümüş kayayı büyüteceğiz. Buraya. Ya bunu basıyorum mesela buraya da. Çünkü para kazandırıyor abi yani onun mekanı fark etmiyor. Ama öbür binaları köylere basabilirim dediği gibi. Şehirlere basmama gerek yok.
bu pezevenk bir şeyin peşinde. Bu ekonomiyi nasıl bu kadar birliği kaldırabiliyor bilmiyorum. Bu bize bir bulaşacak yine, görürsünüz. Ben burayı bir bitireyim de. Teknoloji bakayım. Bunu atladım. Bu gider. Yetenek puanımız var. Kime? İmrik'e şu an. Buna Gök Efendisi gider. Çünkü ejderhaları var. Ejderhalara bir bonus atsın reis. Burada da ordu basıyor. Ya madem o kadar parası vardı, niye böyle aptal bir hareket yaptı bu ya? Nerede isyan var ya? Ya abi orası... Orası var ya... Orada çok büyük bir... Savaş döndü. Kim... Ne ara bastın lan bu kadar adamı? Ne ara bastın bunu? Ha bu garnizon. Anasını satayım, garnizona bak. Kıl payı zafer veriyorsa ben hiç şansını zorlamayacağım. Sizi de köle olarak götüreceğim. Bittiniz. Oyun kazanacaksın diyorsa hiç zorlamayacağım abi. Çünkü kıl payı diyor. Şimdi oynayalım derim. Çünkü oyunun hesaplaması çok başka biliyorsunuz. Yani bazen kazanma ihtimalin olmasa bile kazanırsın diyor. Heh. Ne oluyor ya? Otomatik alıyoruz bunu. Şöyle. Ha isyan çıktı ama bastırıldı. Tamam. Bu düşman da öldü, bu da öldü. Gaddar bir mesele. Tüm fraksiyonları, tüm orduları, temel silah artıyor. Ha bizim inekler geliyor. Gelsin baba. Koş İmri, koş. Uç ya da ne yapıyorsan. Bir kere de saldır pezevenk. Bir kere de saldırabilir oraya. Ne? Cesurca yenilgi mi? Oha. Oha. Bu şöyle deneyelim. Bak az önce şimdi şehir farkı var gerçi. 5. seviye şehir kuşatıyoruz ama. Ne oldu lan buradan? Ha binaya git. Binayı mı yıktım ben? Ya aklıma sıçayım ya. Of. Onu unuttum ya. Neredeydi o? Bu ne? Vampirsel yozlaşma artı bir mi? Niye böyle bir şey yaptırayım oğlum ben? What? Niye öyle bir şey yaptıralım ki? Bunu basabilirim buraya. Ben buraya başka bir şey basacaktım da hatırlamıyorum şu an. Bunu mu basmıştım buraya? Ha gelir veriyordu biraz. Ya çok tatın. Turbaşı nüfuz artıyor ama bununla. Bak bu mantıklı. Ama kaçıncı seviye bu? Bir saniye. Ne oldu lan orada? Dur. Bunu yükselt de. Dur. Ha bu üçüncü seviye ya. Bunu köylere de basabilirim. En kötü buraya basarım gene yer kalmazsa köyde. Buraya bundan gelecek abi. Ben o kadarını bilirim. Of. Of. Al şurayı artık hadi. Bu cüceler hala daha başımıza bela var. Kurtulduk sanmayın. Kurtulmadık. Biraz askeri bina basmamız gerekiyor buralara artık. Çünkü... Buralarda ordu basamayacağız. Buralara da hiç bakmadık ne durumda.
Şunu zaten gömeceğim. İlk fırsatta bunu gömeceğim zaten. Buralarda ordu basamıyor çünkü bence istediği binalar yok buralarda. Aynen. Zaten iki şeyi var, kolonisi var. Oraya döneriz sonradan. Şuraları bir yok edeyim de. Şu orduyu da erkenden yolladık ama. Hayırlısı. Kurban murban yapıyor birileri ama bu buraya geliyor bence ya da buraya gidiyor, ikisinden biri. Geri almaya çalışacak burayı. Ben o yüzden böyle ya, saldırsana, ne bakıyorsun? Sakat ya. Falan et abi, 3k az değil. Ama işgal et orayı. Bir dahaki hedefin şurası, sonra şurası, ondan sonra kara tutana döneceksin. Ya da kara tutana döndüm düz zaten. Kara tutan da seviye 3 mü 4 mü ne? Burada bina kalmadı, bu basamıyor orada. Nice. Kılpayı zafer. Bir birlik gidiyor. Gitsin, bekleyemem. 21k aldık mı 21k'yi? Aslında bu oyunda bir taktik var arkadaşlar. Glitch gibi bir şey aslında. Ha, elflerle olmuyor bu. Normalde şey yapabiliyorsunuz ya, böyle orayı raidleyebiliyorsunuz ya. Oradan böyle haraç kesiyorsunuz işte. Sağ sola saldırıyorsunuz falan. Öyle bir muhabbet yapabiliyorsunuz. Hayvan gibi para kazandırıyor bu size. Normal değil yani. Hayvan gibi bir para kazandırıyor. Çünkü çok büyük bir şehir. Yani her yeri alıyorsunuz. Sadece burayı bırakıyorsunuz onlara. Burayı da çevreliyorsunuz iki orduyla. İki tane ucuz orduyla, böyle basit orduyla. Sonra burayı sömürüyorsunuz kısacası. İki şehir daha kaybettiler. Güzel. Bu ordu tamamlanabilseydi çok hoş olacaktı. Buranın inşaatı ne zaman bitecek? Ha, bitmiş. Ama bu istediğini basabilmesi için 3. seviye olması lazım. O yüzden bunu hiç beklemesen. 3, 4, 5. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burayı 5. seviyeye yapamıyoruz daha. Sonunda böyle zenginliğin tadına baktık ya. Şimdi bütün her yeri bir ilerletmemiz gerekiyor. Orayı bir geçeceğim. Orası saldırı hattı. Burayı büyüteceğiz. Buraları büyüteceğiz. Şunu büyüteceğiz. Buralarda isyan ihtimali var gene, anasını satayım. Hiçbir zaman mutlu değiller zaten. Yozlaşma diyor. Yozlaşma yok ki burada. Abi bir şeyden de bir şey bonusu versen ya. Ne diyeyim? Böyle bir şeyden de bana bir mantıklı bir bonus verse. Public order çok büyük sıkıntı ya bu oyunda. Yemin ederim bak. Public order var ya. Yani özellikle elflerle çok büyük bir dert. Bir şehri daha büyüteceğim. Gelirimiz artsın. Nüfuzumuz arttı köpek gibi zaten. Çünkü şehirler de seviye başına nüfus mu veriyor? Ben, bana mı öyle geliyor? Bakayım. Gelir veriyor. Yok. Nüfuz vermiyor. Ama bayağı bir nüfuzumuz birikti aslında. Ne?
Şimdi kimle kimi birbirine düşürebiliriz? Bu Morph klanı mıydı buradaki? Bilmiyorum ki ne oldukları belli değil. Kadar çok şey var ki. Leş klanı mı yoksa? Yok. Bence Morph klanı. O da değil. Bilmiyorum ki. Neyse. Ben kendi ilişkimi kiminle iyileştirebilirim bu noktada? Şunlarla aslında. Demir kaşın seferi. Cücelerle aramı daha iyi yapabilirim. Çünkü buraları temizledik mi? Buraları temizledik mi abi? Burada süper power olacağız. Ya burada Çinliler var. Orası pek dert değil. Oradan bir şey geleceğini zannetmiyorum. Ondan sonraki büyük tehlike bizim için buradaki Skaven teknolojileriyle malum. Öbür lejyonlar. Ama onlar hemen bir şey kalkışır mı bilmiyorum. Belli olmaz. Bilmiyorum buralarda ne var, hiçbir fikrim yok yani. Neyse. Oha. Şimdi biz yapacağımızı yaptık sanırım. Buraya bir saldırı düzenleyecekler. Tutamayacak burası. Ha, tutar belki. Bilmiyorum. Tutar tutar. Rahat tutar. 3 birlikte saldırdığına göre rahat tutar. Menzilli direncini arttırsan. Şeyimiz var. Bazen böyle bir cümle başlatıp söylemiyorum ya gerisine. Kusura bakmayın ya, böyle kafamda 50 muhabbet geçiyor o sırada. O yüzden böyle bir şey diyorum ama sonra başka bir şeye kayıyor gözüm. Böyle sakat gibi bazen yarıda bırakıyorum lafı. Bunun farkındayım yani. I am your brother, but do not forget I am also your better. Ne istiyorsun? Savaşa katıl. Bana ne abi, kendin savaş. Benden güçlü konumdasın şu an. Şeye göre. Şu yeşil kırmızı bara göre. Her tur 13 nüfus kazanıyorsak iyi. Ejderha görüldü ya. Biz... Bu nereye gidiyor? Burayı mı alacaksın kanka? Güce. Lan. Babayı alırsın sen. Hiç hayal etme bence boşuna. Abi kambur daha gideceğim ben. Önce burayı alacağım ya. Kafaya taktım. Bakayım buraya bir saniye. Kara tutana, karayı sarı aldıysa bunlar burayı kesin alabilmesi gerekiyor. Buna bas. Gözcüleri büyüt. Sen de kambur daha git al. Bunları acil bir temizlememiz lazım hemen. Keşke ver. Falan edeceğim oğlum, hayvan gibi para yapmışlar. Summary execution. Saldırsana. The Star Lance strikes. Yok, saldıramıyor, tamam. Lady of the Phoenix Court. Burayı alsın. Bu zaten kendi kendine geberecek burada bir yerde. Bunun başka bir şansı yok. Bununla da buraları, burayı da aldın mıydı? Tamam. Normalde zaten öbür cücelere dayanıyoruz. O cücelerle aramızı iyi tutsak iyi olur aslında. Şunlarla. Bakayım. Neydi onların adı? Karaza Karak. İlişkilerimiz çok da iyi değil. Kınadıkları muharebe desteği mi? Kime destek verdim lan ben? Yalan söylemeyin oğlum, yok öyle bir şey. Ama bu cücelerle aramız 63. İyi yani. Bize bir saldırmalarına bir sebep olmayacak. Haskaven'le aramızı iyi tutabiliriz aslında bak. Yani düşmanmış derken arkadaş da yapabiliriz onları.
O zaman çok değişik şeyler olabilir. Buraya da çok yeni birlikler geliyor. Böyle mızrakçı falan çok köklemeye gerek yok. 2, 4, 6, 8, 10 mızrak birlik yeter. Mızraklı birlik. Ben de iyice şey, Alizade gibi oldum. Bir tane de bundan bas. Kati yenilgi diyorsun. Adamın getirdiği tiplere bak. Ne bu? Kara elf mi bu? Aynen. Zevk tarikatı kara elflerinle. Kapışalım mı? Hiçbir anlamı yok abi. Boşuna zaman kaybı. Buraları geri alacaklarını biliyordum. Alsın. Şimdilik buraya ilgim gösteremeyeceğim çünkü. Ne yağmalamışlar. Ha bir de almışlar. Nerede var lan yine isyan? Ya Skaven yüzünden abi buradaki isyan. Buraya bir Skaven karakolu. Heh. Tatlısından. Ucuzundan, güzelinden bir Skaven karakolu. Bak bakayım bir daha ayaklanma oluyor mu? Yeni bir şey gelmemiş. Sen kara tutan alıyorsun. Kesin rahat alırsın. 8000 alayım ben. Alayım ben onu. Hem bu generalimiz de beleşe seviye atlıyor. Küçük halledelim. Bir tamire bakar abi. Buradan bir yere yalnız şöyle bir eğlence mekanı yaptırmam lazım. Eğlence binaları diyor da eğlence binası yok ki. Nerede var eğlence binası, ben mi görmüyorum? Yani orada bir bina var, eğlence mekanlarını şey yapıyor, bonusluyor. Ama hangi eğlence mekanı? Abi hiç dümdüz işgal et. Burayı zaten kemirdik. Çık lan dışarı. Çık dışarı, ağzını yüzünü kemiririm seni burada bak. Seni kemiririm burada. Mangal yaparım seni. Izgara olursun bak. Ne oluyor lan? O ses neydi? O ne garip garip sesler geliyor ya bu oyundan bazen. Burası kalmış. Burası kalmış. Ya burada bir iki tane yer kalmış. Bakayım. Ya burası zaten buna şey herhalde bağlı. Bunlar iki max hordu. Nasıl o ekonomi? Nasıl bir ekonomi bu bilmiyorum ama adam yapıyor bir şeyler. Başlayacak bize köpek gibi saldırmaya, görürsünüz. O yüzden bari şu binaları biraz upgrade'leyeyim de bir garnizon daha iyi olsun garnizonu. Tamam. Sanırım kaos cücelerinin püskürttük. Ama hepsini değil tabii ki. Biz burada bırakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir fikriniz, paylaşımınız olursa ya da iyi ya da kötü yaptığım bir şey olursa her zaman yazabilirsiniz yorumlara. Kendinize çok iyi bakın. Ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere.